Size bir şey soracağım. Şimdi e, biraz önce Berfu'nun sizin eve geliş hikayesini sordum. Ve böyle şahane bir şeymiş bu tabii yani bu arada da. Hı. Bunu siz gösteride de anlatıyorsunuz. Bir de senin onların eve gidiş ve onun ailesiyle tanışma faslın var. Hı. Esas merak ettiğim şey o. Gelip oraya orada böyle çok şirin çocuk, aşırı makul, tam evlenecek adamı mı oynadı yoksa? Tabii, bu arada... <laughs> tabii. tabii ki. <laughs> Ama sen zaten öyle bir. Ben mi? Hani İsim bir yıldız eser o... yenenler ben de vereyim falan. Hayır, o, o hayır mu? hiç değil. Aşırı zaten ama evlenilecek ve anne babalarını çok seveceği bir tip gerçekten normal şartlarda birebir de zaten de ama tanışmaları Çekil, çok saçma bir yerdeydi yani. Benim afannesim patlamıştı. Hastaneye gitmiştik aniden ve ondan sonra annemle babamla tanışmıyorlardı. Orada tanışmak zorunda kaldılar falan böyle babam aşırı ilk başta resmiydi. Sonra ya, son babası, babası hastanede babası, mi tanıştınız? Hastanede tanıştık işte e, böyle bir hani gergin bir ortam vardı. Ee, ama şimdi orada hani kızlarını da hemen hastanede getirmiş falan böyle sahip çıkıyor durumu da var. Ambulans falan yapıyor çok böyle bir Ama ambulans şeyle getirdi. Başta çünkü ambulans çok ciddi bir şey olduğunu anlamasın ya işte hmm. böyle. Yavaş yavaş konu aa ciddi bir şey bir şey döndü. Sonra orada benim o ilgi alakam onu çok sevdi. Ailesi yani başta böyle gergindi. Sonra Berfa ameliyata girdi çıktı. Ben böyle babasıyla birbirimize böyle çay içiriyoruz falan böyle. Ha, Akıyoruz beraber. Yani burada ne yapalım falan. <laughs> Seni bekliyoruz işte sapancaya gelmem ne falan. Böyle aşırı samimiyet oldu. Ve işte operasyondayken iki saatte bağladım. Için. Ya Eser'in aşırı muhabbet severliğini de onlar da çok sevdi. Çünkü ben kimseyle muhabbet etmenin gibi annemle babamla muhabbet etmeyi de sevmiyorum. Ben kimseyle hmm. konuşmak <laughs> Ve Eser yine onlarla da çok fazla konuşmak istediği için bize geliyorlar mesela işte annemler. Eser oturuyor onlarla. Aa çay vereyim. İşte babacım, anneciğim falan. Babacım, anneciğim gibi değil de abarttım da ben de gidip sakınıyorum tek yani, başıma. Konuşmuyoruz diye iyice bir şeye girdi ya babacım, anneciğim ne ya? Öyle değil mi? <laughs> de. Yok zaten babacım çok diyemezsin. Güzel. Babamla aranda 10 yaş var yani. <gülüyor> <gülüyor> Babası <laughs> Yaş problemi gibiyiz ya. Babasıyla yani Serhat abiyle aramız çok iyi. Yani bir şey çok güzel. Muhabbet de güzel. Bir de e, YouTube dünyasını çok derin çok seviyor falan. Hmm. falan. Dijitali de çok seviyor. Ondan çok fikir alıyorum falan. Şu, şu dönemde özellikle. Link'e e kim geliyor? Darim. Bundan sonra konuklar kim? Kafanda kimler var? Vallahi çok güzel konuklarımız var ya. Yani e, şimdi Ben bir İbo'yu gördüm. yayınladı mı onu? İbo yayınlandı. Ben seyretmedim daha. Ha. Gördüm sadece. Yayınlandı, yayınlandı. Yani şu an var ya güzel konuklarımız. Tam şimdi çekeceğiz pazar günü de e bu repçi dünyasında çok, çok güzel enteresan. bir şey var. Yani Uzi gelecek işte. Ece Üner gelecek. Hani em, haber dünyasından ve gazeteci dünyasından. Yani böyle Fatih Altaylı ile istiyoruz Aa çok güzel olur. Jandarma Sorgu ışıkta bakalım her konuşacağız zaman, her inşallah. Zaman. <laughs> ee, İlber Ortaylı'nın sözünü aldık Tabii, inşallah söyle, hocamız söyle. gelecek <gülüyor> <gülüyor> inşallah. İnşallah. Geliceği de çıkar hatta. O, mükemmel mükemmel. Olur. O, olur çok güzel olur. Vallahi çok güzel olur. Birazcık şey oldu galiba değil mi? Yani artık insanlar ünlü insan hikayesinden sıkıldılar mesela. E, o da var yani zaten ünlülerin abi storylerini aç merak edeceğin hiçbir şey kalmadı evet. yani o eskiden şu programda geldi acaba nasıl biri dediğin insanlar e, açıyorsun Instagram'da artık Takılıyor. Yani, çıpla, yani hem böyle tüm çıplaklığı da orada yani bütün muhabbet ilacı dolayısıyla orada bir sürpriz yok ya ilginç biriyle ya ben şu an şey diye bakıyorum yani kendim ilginç buldum insanlarla oturup konuşmak istiyorum konuşmak istediğim insanlarla yani hmm. öteki türlerin yani insanlar bununla konuşmamı izler gibi değil de Aa bu bu bir araya gelmemiz ilginç olabilir. Aa tanımıyorum. Hatta olabilirse tanımadığım insanlarla bir araya gelmek istiyorum. Yani. Çünkü ben ilk o tanıma enerjisini çok seviyorum. Normal hayatta da. Onun yerine de geçirmeyi istiyorum. Sen YouTube'da ne seyrediyorsun Bafo? Yani YouTube'da ben de konuklu programları izlemeyi seviyorum ya. Ve tabii ki Kafa TV. Yani <laughs> o birazcık aslında bilgi aldığımız yani artık böyle boş boş akan bir şeylerden değil de birileri bir şey anlatsın da hani onu dinleyeyim çok seviyorum. Mesela belgesel falan izlemeyi çok severim. O yüzden... Hmm öyle şeyler de çok seviyorum öyle tatlar seviyorum yani biraz ama o böyle konukmuş meselesi de yani YouTube'da bence bir tık ayar kaçtı gibi geliyor bana Net, ben böyle evet. çok sık takip ediyorum yeni işlere bakıyorum falan. Yani masa başında mesela oturan konuşan insanlar var, karşılıklı konuşanlar falan var ama yani o konuşmadan hiçbir şey çıkmıyor. Ben bir şey çıkmıyor derken illa bir bilgiden bahsetmiyorum. Eğlence evet, de çok önemli bir çıkarım. Önemli. Yani evet. iki kişi şahane konuşuyorsa işte yani linçteki gibi falan evet. benim için çok büyük bir çıkarım eğlence. Ama ne bir eğlence var, ne sohbette bir şey var. Böyle Bom bir boşlukları. acayip bir boşluk var boşlukları. ve o boşluk devam ediyor yani. E çünkü herkes aşırı yapmak istiyor. Ya evet. öyle bir yere dönmesi beni mesela inanılmaz soğutmuştu YouTube'dan yani. Bir ara herkesin YouTube kanalı var ki şu anda da yine... Öyle birazcık ve herkes YouTube'a bir içerik çekiyor. O bir içerik değil yani herkes aynı şeyi çekiyor. Öyle bir içerik şekli mi var yani? Herkes aynı şeyi konuşuyor, herkes vlog çekiyor, herkes her şeyi çekiyor. Yani böyle bir şekil olamaz yani. Biraz böyle evrilip daha hani derli toplu hale gelecek bence. Biraz hala hmm. daha yolda. Büyük kişilerin girmesi de bence işte Tabii. sizin de ona etkiliyor gibi hissediyorum. Yoksa artık iyice böyle ben çekeyim, ben masa başına oturayım konuşayım. Senin normal hayatta muhabbetin çekilmiyor. YouTube çeksen ne olacak <laughs> yani? Benim canım Yani şey durumu var bence de eee programcılık yani televizyonda veya YouTube'da yapmanın bir önemi yok. Programının bir önermesinin olması lazım hakikaten. Hmm. Yani programının bir amaca hizmet ediyor olması lazım. Nasıl şimdi sen İlber Ortaylı'yla aslında şu modern genç Z kuşağını birleştirme evet. programları yapıyorsun mesela. Tabii. Ama bu tam aslında önermesini her şeyle doğru bir şey, doğru bir yani. şey oluyor. Dolayısıyla e, yaptığımız programlarda e, eskiden eski show programları da ama bu ünlülerin hiç görmediğiniz yüzünü görecektiniz. Zin üstüne kuruluydu. Bütün show programı ses. E şimdi o da bitince aslında bütün ünlülerin Instagram'da orada burada olunca e, yeni formatlar ve yeni önermeler bulmamız Peki, gerekiyor. Peki şimdi Beyaz aslında. televizyona geri dönüyormuş. Bu sezon Beyaz Show yapacakmış. Ben gerçi konuştum. Yapacağı şey biraz yarışma programı ve Hı -hı. içinde Beyaz Show'dan parçalar Hı -hı. gibi. Ne diyorsun? Çok merakla bekliyorum. Yani şimdi Beyaz orada ne yapacağı çok önemli. Ama evet. ben de hani öyle normal eskiden yaptığı Beyaz Şov'u ee, yapacak diye bilmiyorum yani daha Yoktu yarışma hiç. programı evet. yani biraz orada onun da besleneceği ki kendi şovunda da onu güzel yapıyordu daha halktan insanların olduğu daha onlarla buluştuğu bir program tasarlayacaktır bence çünkü o da biliyor ya da çok kan hani hiç görmediğimiz televizyona çıkan ama Instagram'da kendini çok harcamayan ünlüler dediğimiz hani ulaşılamaz ünlüler geldiğinde bir Onlardan yapacaktır. da 7 tane falan kaldı. E yani öyle. Zaten evet, o da abi. bence 7 tane yapar, 10 tane evet. yapar. Bütün her, her cuma beyaz şov izliyoruzu yapmayacaktır herhalde. Ama çok zor yani şu an. E, o yüzden aşırı <laughs> merak ediyorum. Çünkü <laughs> o büyüklükte e, bir programcının geri gelmesi televizyon çok önemli bir şey. Tabii çok önemli. Yani o... Ben şeyi de çok merak ediyorum ya Beyaz abi daha böyle hani işin tatlı kısmı gibi daha böyle olumlu bir tip ya artık birazcık daha insanlar gerçeklik ve gerçek tep gerçek reaksiyon aradığı için hmm. o kadar aradan sonra döndükten sonra o kadar tatlılıkta mı devam edecek yoksa bir tık daha böyle gerçek bir zemine oturacak mı acaba programı göreceğiz hep beraber nasıl olacağını. Ama birazcık galiba ya bizim memleketin doğasıyla da çok alakalı yani şimdi mesela Amerika'da falan Avrupa'da stand-uplar bin yıldır falan devam ediyor. Evet. Ve yani hani çok da değişiyor mu? Hani zannetmiyorum. Benim gördüğüm 10 tane falan talk showcu 10 senedir aynı programı yapıyorlar. Bizde 10 sene bir programın devam etme ihtimali olduğu şekliyle çok çok az. Galiba hmm. seyirci de sıkılgan. Yani hepimiz öyleyiz Çok, belki de. Evet. Yani ben de mesela kendi programımı bir sonraki sene yapacağım zaman şeyi düşünüyorum. Yani yine aynı isimlerin bazılarını alacağım da hani değiştireceğim, formatta neyi değiştireceğim? Siyaset mi ağırlık yapacağım, hmm. spor mu ağırlık yapacağım? Ama izleyici tarafında şey görüyorum ben. Ya biz de bırak 10 sene ya yeme içme mekanlarına da baksanız Türkiye'de şöyle evet. hatırı sayılır 10 yıllık restoran 10 tane falan sayabilir misin İstanbul'da Tabii, mesela diye. Yok. Net. Ya burada konu şeye geliyor abi yani programcı olarak senin iştahına geliyor. Evet. E sen ne kadar iştahlı olabilirsin? 10 kere aynı konu aldığında 10'unu da artık yani. neyi soracaksın ki? Dolayısıyla sen yani burada kendi yaptığın değişikliklerle evet az önce konuştumdur ama hani ne katıyorsun işte önermesine ne değişik bir Formül buluyorsun? Gelen konuklar önemli mi? Şu an mesela her türlü siyasette konuşuyorsun. Hani gündeme göre değişebilen güzel bir alan yarattın mesela. Bizimkisi birazcık tabii haber olduğu için evet. orada şanslıyım ben. Çünkü evet. haberde sürekli bir şey oluyor. Evet. Ve aldığın konuk da gündemle ilgili biri olunca her sene alabilirsin yani. Hmm. Ama talk show'da öyle bir şey yok. Yani talk show'da sen konuk aldığında işte haber sormuyorsun yani. İşte hmm, faiz tamam. arttı, dolar şu oldu, işte seçim... Senin gündemin bu değil. Senin gündemin daha işte talk show içeriği. Onun her sene aynı konuklu olması biraz tabii yorucu. Üçten sonra artık görmek Baygın. istemiyorsun. Yani, yani şey de Biliyorsun her şeyini biliyorsun. Bilmiyormuş gibi davranıyorsun. Bu sefer onu da yaptık bunu da yaptık bari şunu yapalım deyip saçma bir şey yapmaya başlıyorsun. Hmm. Yani konuda gülünç duruma düşürecek ya da zor duruma düşürecek bir şey yapman lazım ki hani falan filan gibi bir yere geliyor. İşte en son aslında bu links biraz oradan çıktı ESD O yüzden o biraz acayip rahatlatmıştı. Hani kendi sert yorumlarına nasıl tepkiler veriyor e, ve bu yorumlara ele alış şeklinden dolayı da bir hissiyet oluşuyor seyircide bu yeniydi mesela şu anda da o benim çok işime yarıyor e, o, o, onu yakalamak çok zor yani show programında o yüzden şu an senin mesela en büyük şansı şöyle güzel de bir şey oldu show programlarda da gidince e, ortalık bana kaldı yani ortalık sana kaldım <laughs> insan çok kıskanıyor yani bütün filmi çıkan Yok ya hiç. şeyi çıkan gelip böyle hani daha e, kendini ifade ederken yani ...atıyorum buraya Şahan geldiğinde Yüce Birsel geldiğinde onlar da kendilerine show programında ifade etmek istemez ki. Yani bildiğin daha ağırlığı olan yani siyasi programda olsa, haber programında olsa burada ifade etmeyi <laughs> daha çok seviyorlar. Bu çok büyük bir avantaj. Ne talk daha azalmasının sebebi artık sosyal medya o kadar komik ki gerçekten televizyonda komik bir şey izlemek istemiyor insan. Ve o kadar da komik olmuyor. Yani sosyal medya daha özgür bir yer, bir yer olduğu için orada insanlar daha komik normal olarak. Bir de galiba etkinlik açısından da yani oradaki etki çok daha hızlı, çok daha fazla, çok daha Yüksek. yayılabilen bir etkinlik. tabii tabii. 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 Yüzde yüz. yani temeli şeydir ama. Hadi beyaz şov izleyelim. Hadi bilmem ne izleyelim. Tabii tabii. Ailece televizyon izleme konusunun kapanması burada çok kritik. Ailece birlikte eğlenme bitmesi yani. O yüzden yani komedi programı en tutanı bile İki rating üç rating almasının nedeni o. Birlikte gürelim gitti abi yani. Ya gerçekten şahane bir şey yapıyorsun. Uzun süredir konuşuyorduk. Evet. Yapacağım diyordun ve sonunda cesaret edip ha gayret deyip başladın ve evet. çok çok iyi gidiyor gördüğüm kadarıyla Süper ben. gidiyor. Çok mutluyum ya. Nasıl evet. böyle bir bir anda bunu yapayım geldi? Bir onu anlat bize. Çünkü sen sonuç itibariyle televizyondan hmm. gelen bir yıldızsın. Yani insanlar televizyondan hmm. biliyorlar seni çok güzel hareketlerle. Hmm. O bildiğimiz klasik televizyondan çıkıp hepimizin daha çok seyrettiği televizyona hmm. yani dijitale e dönme gazı nasıl geldi? Bir onu biz ben paylaşayım? televizyon yaparken de hep YouTube'u besliyordum. Sonra bir dönem işte kendim de YouTube'a zayıflama challenge'lar bir şeyler çekiyordum. Ben YouTube'a hep önem veriyordum. Beraberinde götürüyordum. Sonra artık televizyonda programcılık eğlence programı yapma konusu kapandı. Yani yok yani bir hem bütçesel anlamda hem de o prototip anlamında artık insanlar buna önem göstermiyor. Dolayısıyla ee, tamamen kendime ait bir mecra, bir kalabalık bir ekibiz, şu anda bir program var ama sayısını da arttıracağız. Bütün eğlence programlarını yapabileceğim, tamamen kendime ait bir alan olması çok, çok hoşuma gitti ve e, ben böyle hedeflerine 5-10 yıllık koyan bir adamım. Hmm. Yani burasının o geleceği de var 5-10 yıl boyunca her şeyimi harcadığımda geri dönüşünü alabileceğim, e, temellerini attığımda da sonuna kadar gidebileceğim bir mecra olduğunu düşünüyorum. O yüzden de... Hani e, ilk şeyde çok sevmeye başladım Berfu'yu. YouTube kanalına bir şeyler çekerken hem kamerada hem montajında bilmem nesinde işin kamera arkasında sevmiştim. Kendine ait olma duygusunu da sevdim. Şimdi televizyonda biliyorsun. Buradan çıkıyor, montaja gidiyor, yapımcı var, televizyoncu televizyon sahibi bilmem bir şeyler var. Burada her şey bize ait. Çok o yüzden... YouTube'da e, reisimiz çok... Berfu zaten. Hepimizden aynen. önce topraktan girdi YouTube'a. Topraktan girdik. Ben ve orada Yani şahane şeyler yapıyor. Şimdi soracağım sana da sen de ne zaman video çekmeye başlayacaksın? Ben senin kanalın abonesiyim falan. <laughs> Bakalım evet. önce Eser Abonesi Beyaz, olduğum üç girsin. tane şey var. Bir kendi programım bir tanesi şey sen, diğeri de Kafa TV. Daha sana <laughs> hala abone olmadım. Şeyden kırgınlığım var o. Partiden gelmeden. Hala onu mi? bir şey yapamadım. Ama yani Berfu da gelmedi. <laughs> Ama Berfu başka bir şey. Berfu'yu ben bağımsızlığını başka. ilan etmiş bir kardeşimiz bizim. Öyle öyle. Tabii, ]de. Ona ]de. başka ya, bir şey diyemiyorum Ona bir de ona gider yapamazsın. Hayır. Bana ben yaparsın. Nasıl, niye? <laughs> bizim başka şeylerimiz, çıkarlarımız var. <laughs> başka bir network üzerinde temas. Evet, başka bir ilişkimiz var. Haber <laughs> ağı <laughs> 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 var ondan bana gelen bir başka bir şey var. ya Ona ben asla cevap getirmem yani. Şey oldu peki bu televizyondan YouTube'a geçen bir trip oldu mu ya? Hani böyle bir ya ben daha bir tık daha alt bir şey yapıyorum galiba falan trip oldu mu? Çünkü televizyondan geçen birçok insan ben onu görüyorum. Vallahi ben şimdi o kadar onu da sallamayarak o da olabilecektir dedi, diye düşündüm ama ben bir başladım. Kendi istediğim gibi yapacağım dedim. O rahatlık direkt insanlara geçti. Hmm. Yani YouTube'a yap yani televizyoncu gibi YouTube'a yaparsan olmaz. Ama ben zaten o oranın adamıyım yani. Evet, yani çok sakin ve istediğim gibi anlattığım, konuştum, bir ortam kurduğum için e, hiçbir telaşım da yok aslında. Yani aa ne olacak, öyle mi olacak, izlensin de şöyle de böyle de gibi değil de e, tam istediğim samimiyeti biraz istiyordum. O, o da oluştu. E bir... de güzeldi be. Ben seviyordum vallahi. Ha? Çok güzel. E, ben şimdi... hala benim sana geldiğim videoları seyrediyorum. Çok bana güzeldi. geliyor insanlar. Instagram'dan hala gönderiyorlar kaç yıl önce. Tabii. O yani biz o Atatürk kapağı yaptığımız dönem falan. Çok güzeldi. Hala daha 3-5 gün önce hala senin programdan videolar atıyorlardı insanlar. Ama işte bana. o günleri unutma bak senin elinden tuttuğum o günler var bir <laughs> o dönemlerde EYS'ye çıktığında birden şey çok popüler gitti. oldu. Da. Öyle <gülüyor> düşün. <gülüyor> Tabii Allah'ım var hiç seni. Sen bir Acun Bey iki ikinizin bana yaptığı. <laughs> bir de annemle babam işte yani. Sonra ama sizden sonra onlar. Yani. <laughs> <laughs> çok güzel programdı Amo. Gerçekten <laughs> 10 Kasım programıydı hakikaten. Şov yapmıştın orada. Çok güzel konuşmuştun. Bizim programa da Katkısı çok güzel Televizyon büyüklüğünü özlüyor musun dersen özlemiyorum ama. Hmm. Şu anki durumdan çok mutluyum ben. Ama ya. senin büyüklüğün bir televizyona da yakışıyor yani. Evet. Her anlamda. Kütle olarak mı yoksa? Her, ne her anlamda Her anlamda dedim. <laughs> hani nasıl anlaşılıyorsa. <laughs> ya bilmiyorum o da belki olur yani. ben şey şu an durumdan çok mutluyum. Böyle kendime oturuyor, sakin bir ortamda sohbet edip istediğim soruyu sorabiliyorum. Seyirci olduğu zaman abi şöyle hmm. bir şey oluyor. Oradaki tepkine ne? Gülüyorlar mı? Bir şey var mı? Şu an mesela bizim kendi ekip var izleyen. İstediğim gibi muhabbet ediyorsun. Böyle şey mi yani? Mutluyum ya. Bir de zaten galiba zamanın ruhu da değişti. Yani klasik anlamda o televizyon şovu dediğin şovu... Artık yapabileceğin bir televizyon mecrası da yok, televizyon yok. izleyicisi de yok. yok. Televizyon izleyicisi ya tartışma programı seyrediyor, Tabii. ya işte böyle röportaj gibi bir şeyler seyrediyor ya da dizi seyrediyor. Onun dışında böyle baktığın zaman hani eskiden klasik televizyon 2000'lerin başından bugüne hatta belki 90'ların sonu o programların hiçbiri de kalmadı. Muhtemelen izleyicisi yok. Yapı olarak da şöyle oldu da bence abi yani o beyaz şovlar, o kan bizim, bizim üç adam yaptığımız zaman Ailece televizyon izleme vardı. Evet, Kalaba, tabii. Sen de kalabalıktın, Abi, tabii. seyirci de kalabalıktı, İzlediğin televizyon programı da kalabalıktı. Birlikte bir eğlence haline dönüyordu. Şimdi insanlar böyle komedi işlerini ve televizyon işlerini kahvaltı yaparken, evde yalnızken, evet. bilgisayar oynarken kenarda izliyor. Çok gürültü istemiyor orada. Yani söylenene mesela o yüzden senin programını da YouTube'dan izlemek acayip zevkli. Bizim program biliyor musun? Bak çok enteresan. Mesela televizyondan seyreden çok insan var. YouTube'dan ama mi? bir o kadar belki bazen çok daha fazla Tabii. insan e, sonrasında YouTube'dan seyrediyor. Hatta yazıyorlar falan yani. Ve o söyleneni anlayayım. Aksın gitsin ben bana eşlik etsin. Tam konsantre izlemek yok artık. Ya da böyle büyük büyük şovlar. Çok gürültülü kahkahalar şakalar falan. Öyle bir dünya yok yani. Eşlik yani bildiğin. İnsanlar da biraz yalnızlaştığı için bende bence. Evet. Ee, böyle biz bana eşlik etsin. Dur abi şunu açayım buradan aksın istiyorlar. O yüzden çok gürültülü, şatafatlı bir şeyden ben de soğudum yani. Kendim de onu izlemiyorum çünkü yani. Evet, hiçbir şey. Ne zaman başlayacaksın sen YouTube'a tekrar? Eylül Ekim benim de. Sen ne güzel şahane şeyler yapıyordun ya. Ben bayılıyordum vallahi. Sonuna kadar seyrettiğim Ama nadir YouTube diyorlar. YouTube çok bana. enerji tüketen bir yer değil bir mi? De senin de şeyine aşırı. kimyana çok uygun. Evet, benim kimyam ya ben dijitalde doğmuş, büyümüş. 95'liyim yani. Televizyon dünyasında yokum zaten. Dijitale çok aşırı adapte olduğum için daha rahatım orada ama biraz böyle durup sonra tekrar başlamak sonra biraz durup tekrar hmm. başlamak daha hayırlı bence. İnsanlar demiyorlar mı niye durdun? Neden yok videonu? E yani biraz alıştılar onlarda ya. Sürekli durmadan tüketilebilir bir şey yapmak çok zor yani ve Her hafta iki saat konuşup onu koymam insanların da kafasını şişirir. Ben kendimi o kadar tamir edemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Merhabalar yani, abi Hayranlarla ben. tamam mı? Yani e, şey bir araya geliş onu en iyi yapan sensin. Yani, evet abi ben bunu bu, bu çok Gerçekten başka bir enerji. Bir... Gerçekten o... bizim oğlan eser yani. Ama oradaki şeyi ben seviyorum ya. Bir de ya ne bileyim öyle mi gördüm ne yaptım. Ben şimdi bu dizide e, ilk oradayım dizide Ayla Alganlar işte şeyler İlhan Şeşenler falan vardı ya, ya. Ben ilk onlarda gördüm mesela. Böyle bir Beşiktaş'ta merkezi kaydık. Ayla Algan böyle etrafında bin kişi var. Herkese fotoğraf çektirip sohbet ediyordu. Şimdi ilk orada görünce e, sonra da yani e, kendi içimde de şey var. Eee adam hayatında seni bir kere belki orada görecek ya. Hmm. Ben o sırada böyle kötü bir hissiyat bırakırsam evet. kafamda kalıyor abi. Yani ben ona ulan ne dedim ya. Belki o gitti üzüldü bilmem ne. Hani çekineyim daha iyi mutlu olurum anladın mı? Öyleyse, kafamda kalıyor ya. O belki çocuğu çok seviyor da şey oldu diye. O anı değerli buluyorum yani. Berfu mesela oralarda da yine çok zamanım gittiği için böyle bir şey yapmak <laughs> istiyor. Sen öyle misindir mesela? Yani sen Bilmiyorum. dışarıda ilk intiba Hele bir de bende şey de var mesela... <laughs> Bak Ay. soruya cevap verirken bir kaşı <gülüyor> <ederim>. <gülüyor> Girme <gülüyor> abi girme. Çünkü abi de... girme oraya girme o konuya girme. Hayır şu konu çok şey oluyorum ama bu duruma. Mesela çocuklar var şimdi çocuklar varken asla fotoğraf çektirmem ben yani. Çünkü onların ailesiyiz biz o sırada Berf ya da eser yenenler falan öyle bir durum olmadığı için onların o şekilde görmesini istemiyorum asla yani. Hmm. O yüzden Esel'e de bu konuda aşırı hani tabu koyarım, Çektiremezsin falan. Çektirirse o bizim için bir mesele mesela. Gidiyoruz eve böyle yaptın neden oldu falan. Kavga ediyoruz falan hani öyle bir konu benim için. Ama ben tek başıma mesela müsait bir zamanda tabii ki ben de eser gibi davranıyorum normal. Kavgaları genelde evde teke tek mi yapıyorsunuz? Teke tek. Etek. Hiç böyle ortamda şeyde var. yaparız ha. onu. Ben yapma. hiç denk sizin kavganız mesela. <laughs> Çünkü çok kavga etmiyoruz. Hatta neredeyse bence normal bir çifte göre bayağı az kavga ediyoruz ama Ya kavgalar bizim, yoğun oluyor. Bizim çok yoğun yani, kavga, kavga ediyoruz. Kavga dediğim şey bence genelde hep ben iş iş üzerinden olur Normal i̇ş. ev düzeni ve bilmem ne de tamamen teslim <laughs> olduğumuz hiçbir sorunumuz yok Ben ya. mesela seni bir kere bir yemekte bayağı zorladım böyle bir hani böyle bir şey çıksın <gülüyor> böyle <gülüyor> işte o yazın. Baktım ama hiç ha, yani yok, hiç şey var bir evet, de şöyle bir sıfır. durum var. Yani sen son cümlenin sana, sana ait olduğuna çok ikna olmuşun. Yani bu tartışmalarda evet. eser ne söylesin, son talde senin söylediğin oluyor. Bir de ben, bence sen de bana hak verirsin. Ben gerçekten konuları çok iyi yönetip iyi kararlar evet. veriyorum. Analizler Ve benim, de iyi. Benim verdiğim karar doğrudur. yani Ben bunu yüzde yüz biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Boşuna. Hayır bunu da bunun tersini söyleyecek biri varsa konuşsun sonra istiyorsan eve gidemezsin. Boşuna <laughs> Eser'i düşünerek analiz yaparak vakit kaybetmemize <laughs> yani. gerek yok. Bir de Eser çok yavaş karar veriyor. Yavaş analiz yapıyor. 50 <laughs> taraftan düşüyor. Sakin ol diyorum. Bak bu kadar düşünmene gerek yok. Bu bu. Tamam başka gerek var mı? Düşünmene Hiç yok. Hiç böyle mu? patladı oldu mu bu analizlerde? Böyle bir işte verdiği kararlarda tamam bu iş bizde bu böyle bu böyle deyip çıkıp ondan sonra hiç öyle bir şey çıkmayan bir durum Vallahi oldu. Valla enteresan bir şekilde özellikle bütün hem kariyer kararlarında hayatla ilgili kararlarında hep doğru çıktı. Ve hepsi böyle ben ben direnmeme rağmen. Bak bu böyle yapmayalım, şu an böyle evet, yapmayalım dememe rağmen. Tabii. Hep e, onun dediğini yapıp aslında bu teslimiyet hikayesi var ya. Yani. Eşine, içinde oldu hanıma yani. teslim ol, itaat et, rahat et falan dedikleri var ya. Şimdi baştan itibaren hiç itaat etmek istemiyorsun yani. yani hmm. Çünkü bir fikrim var, bir şey var. Ve 40 bir, 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 bir yaşındasın bir şey yani, yani benden de 40 de yaşındasın bir şey. Sonra e, bambaşka bir yerden bir fikirler geliyor. <laughs> tamam hadi bu sefer senin istediğin olsun. Bu sefer senin istediğin olsun diye diye. 1, 2, 3, 4 sonra tamam böyle yapalım. İyi tamam dip hatta artık bir konfora dönüştü bende. Hmm. Direkt soruyorum istemiyorsa yapmıyorum. Çok rahatladım yani. Ama bu ehliyeti böyle diyeyim sana böyle bin tane karar ve doğru ne karar aldı. kadar oldu. yani Bir yandan da sen şimdi eser yenenlersin. Yani bir yıldızsın, çok popüler birisin, insanların çok sevdiği birisin. Bir tripte olmuyor mu ya? Yani ne oluyoruz arkadaş tamam evliyiz bir şeyiz ama benim de bir kendi şeyim özgül ağırlığım var. Hani ben de bir şey o trip olmadı mı hiç? Ya işte o, o <laughs> oldu ee, ama dediğim gibi biraz bu evlilik, çocuk bu hikayeler arasında ben çok kendi kariyerimle ilgili çok fazla karar vermedim. Yani hmm. biraz biraz kariyerimi böyle bir e, dondurduğum gibi bir şey oldu. Sonra e, kendim işte en son <laughs> tartışma da demeyeyim yani. Bu dedi YouTube hikayesi var ya orada işte. Bir dakika ben şimdi eser olarak, eser yenenler olarak böyle bir şeye giriyorum. Haberin olsun dediğimde de hani zaten o fikir mantıklıysa da bir şey demiyor. Ama ben oralarda olabildiğince hani kariyersel değil de daha aile odaklı gittiğim için hiç zorlanmadım yani. Net fikir verirse okey yapalım şöyle yapalım. Çünkü biraz yani hakikaten doğru bence evlilikte biraz o teslimiyet hikayesi zorundasın. Bir de iş hikayesi yani birlikte iş yapamadığın sürece bizim mesleklerde olan insanların mutlu de. evliliği yürütmesi biraz zor bence. Neden? Çünkü çok odaklıyız yani içimize. Çok yani saat belli değil. Gidiyorsun işte arıyorsun konuk geldi mi gelmedi mi bilmem ne gel toplantı. O belirsizlik o şeyin içine e, girmezse kadın hep bir ee, Süs kendi dışında kalıyor. kalıyor yani. Bir de üretimle yani aslında alakalı evde üretim yapıyoruz sonuçta ve hani kendi alanımızda üretim yaptığımız için üretime dahil olmak zorunda kalıyor evdeki kişi de ve eve iş getirmeme gibi bir şey olmuyor. İkimiz biri, birimizin üretimine dahil olmazsak evet. o zaman dışlanmış oluyor yani evde hissiyat olarak o sözlü bir şey olmasa bile. O yüzden bence çok iç içe zaten yani do, şu an işte Berfu'nun rehberinde <laughs> benim oynamam, onun işte benim gelen konuklarımla ilgili yorumları, YouTube'la ilgili verdiği fikirler, çift terapisinin programları falan. Yani böyle çok iç içe geçince toplamında çok güzel bir evlilik hikayesi çıktı ortaya. Şimdi evlilikteki üretim deyince biraz çocukları konuşalım isterseniz. Üretiyorum. <laughs> Evde üretmiş oldunuz. <laughs> Organik. <gülüyor> Organik. <gülüyor> evet. <gülüyor>